Herkese merhabalar. Bugün FortiGate eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu eğitimimizde OnePort'unun yapılandırılması nasıl yaparsınız bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki OnePort'undan ne tür internetler bağlayabiliriz? Hatta nasıl bir bağlantı olur? Ya içeride metro internet koyuyorsunuzdur. Metro internet iki ayrılıyor. Birisi kablolu, bir tanesi radyo link. Radyo link üzerinden de metro internet hizmeti veriyorlar. Veya kablolu olarak fiber üzerinden de internet hizmeti veriyorlar. Bunların ikisinin yapılandırması aynı olacak. Bir de modem üzerinden internet hizmeti alıyor olabilirsiniz. Yani iki tip internet var. Modem üzerinde de fark etmez. VDSL, ADSL ne olduğu hiç fark etmez. Buradaki bağlantı tipleri şuna göre değişiyor. Modem bir iş modda mı kullanılacak yoksa modem modda mı kullanılacak? Modemin arkasına da diyerek firewall cihazını bağlayabiliyorsunuz. Öncelikle gördüğünüz gibi bizim iki tane bu cihazımızda iki tane WAN portu var. Fakat bu cihaz kullanmıyorsanız bile şuradaki herhangi bir portu WAN portu olarak yapılandırabilirsiniz. Öncelikle ben metro internetin nasıl yapılandırıldığını göstereyim. Burada zonlara göre gözüküyor da şöyle sıralayabilirsiniz mesela. Veya şöyle alfabetik sıralayabilirsiniz. Hiç fark etmez. WAN zonu altında bakın. WAN bacağımızı nasıl yapılandıracağız? WAN birinin üzerine tıklıyoruz. Ben yaptığım yapılandırma üzerinden gideceğim. Daha sonra herhangi bir LAN portu üzerinden de yapılandıracağım. Buna Vodafone demişim. Buna herhangi bir şey diyebiliriz. Metro internet diyelim mesela buna. Metro. Metro diyelim. Metro olsun bunun ismi. Hatta büyük harfle yazalım. Metro diyelim buna. Burada rolü WAN olacak. Burada manuel veriyoruz. Metro internetlerde size IP ve subnet mask veriliyor. Ve bana verilen IP buydu. Subnet maskımız da buydu. Daha sonra yapacağımız işlem bu porta eğer dışarıdan erişmek istiyorsak HTTP ve HTTPS erişimlerini verebiliriz. Veya sadece HTTPS de verebiliriz. Buradaki diğer erişimler de verilebilir. İsterseniz tamamını kapatırsınız. Yani buradaki size kalmış buradaki seçenek. Daha sonra bunu OK dediğimizde bu artık yapılandırılmış olacak. Fakat bir de bunun statik root'u var. Statik root'unu nasıl yapacağız? Bunun statik root'u nasıl yapılır? Öncelikle statik root'a geliyoruz. Static root altında create new diyorsunuz. Ve şu şekilde bir ekran karşınıza çıkıyor. Ben kendi oluşturduğum üzerinden gideyim. Bu benim metro internet için oluşturduğum static root. Bunun üzerine tıklıyorum. Burada destination, subnet hepsi oluyor. 0-0'da bırakalım. Interface'i burada hangi interface için static root yazacaksanız onu seçiyorsunuz. Biz metro yani WAN bir üzerinde static root yapacaktık. Gateway adresi yine sizin metro internet hizmetini aldığınız ISP ya da IFS Türkçesiyle internet servis sağlayıcı kimse o size bunu veriyor. Ben Vodafone'dan aldım bunu. Vodafone'dan alıyorum hizmeti. Daha sonra burada herhangi bir ayar yapmanız da gerek yok. Okey dediğiniz anda static root'u da yapmış oluyorsunuz. Daha sonra tekrar interface'e gelelim. Eğer bir modem kullanıyorsanız VDSL hizmeti alıyorum ben modemde. Modemi bir iç modu aldıysanız yapmanız gereken de şudur. Tıklayalım portumuzun üstüne. Buna VDSL 1 yazdım. Ben de VDSL 1'den fazla olduğu için birinci VDSL'i buraya taktım bu porta. Daha sonra yapmanız gereken işlem bunun rolünü seçmek. WAN rolünü de. Daha sonra burada manuel vardı. DHCP vardı. Bir de PPOA vardı. Bu tarz modem üzerinden alınan hizmetlerde modem bir iç modda olduğu için buraya 100 modem üzerine girdiğimiz modemi kurarken username ve password var ya onu kullanıyoruz burada. Bunda yine internet servis sağlayıcıdan ISP'den alacaksınız. Bu hizmeti ben Türk Telekom'dan alıyorum. Türk Telekom bana kullanıcı adımı ve şifremi verdi. Bunu aldım. Daha sonra yapmam gereken işlem buradan bu porttan erişilecekse bunu seçiyorum. Buna ne diyelim? VDSL 1 demişiz. Şimdi ping atacak mı? Dışarıdan mesela bunu açabiliriz. Bunları tabii güvenlikle alakalı bilmiyorsanız bunları pek karıştırmayın. Ya da öğrenin. Artık oradaki bağlantı tiplerini. Onu da farklı videoda değineceğim. Zaten uzun bir video vardı orada değinmiştim gerçi öğrenin diyorum da. Static root'a tekrardan geliyorum. Bir de buna static root yapmamız gerekiyor. Yine az önce yaptığımız gibi. Çünkü neden? WAN portunda taktığımız için static root'un yapılıyor olması lazım. Bunun için de static root'a geliyoruz. Create new diyoruz. Burada bu seçili oluyor. Burada hangi portu kullanacaksanız onu seçiyorsunuz. VDSL 1'de. Burada da gateway adresi aslında burada dinamik girmeyeceğiz. Ben yaptığım static root'un içine giriyorum. Bakın burada buraya 0-0 bıraktım. Burada sadece portu seçtim. VDSL'i. Gateway burada sabit değil. Bu VDSL hizmetlerinde. Okey dediğimiz zaman. Bunun da artık statik root'u tamamlanmış oluyor. Başka ne vardı? Bir de modemi atıyorum modem modda kullanıyorsanız. Bu bir iç modda kullanmıştık. Interface altına geliyoruz. İki tane var. Üçüncü bir internetim var benim. O da VDSL 2 olsun. O modemi de bir iç moda almayayım. Onu nasıl kullanırım? Onu da hangi porta atayalım? Şu 18. port boşta. Hatta 18. port fiber. Şu 14'ü kullanalım biz. Ya da sırasıyla kullanalım. 2'yi kullanalım.
Şu ikinci porta yine bunu van moduna verelim. Bu ne olsun? VDSL. VDSL 2 olsun. İkinci VDSL'im. Rolümüz van rolünde olsun. VDSL 2'de. Kategoriyi isterseniz buradan belirleyebiliyorsunuz. Kalsın. Şimdi burada yapacağımız ayar, manueli neyde kullanıyorduk biz? Eğer metro internet hizmeti alıyorsak, metro dediğimiz hizmet ya fiber üzerinden geliyor ya radyo link üzerinden. DHCP'yi biz kullanacağız. PPO'yu ne zaman kullanır? Bu ise modemi bir iç moda alırsanız PPO'yu seçiyorsunuz. Burada size ISP tarafından verilen kullanıcı adı ve şifreye girerek ayarlarınızı yapıyorsunuz. DHCP mod, bunu nasıl kullanıyorsunuz ona gelelim. DHCP modda otomatik IP alıyor. Şu an IP almamış. Neden? Çünkü bu porta takılı bir şey yok. DHCP alırsanız, takarsanız modem ne yapıyor arkadaşlar? IP dağıtıyor. IP dağıttığı için modem modemden herhangi bir IP alıyor. Daha sonra şu an almadığı için bu porttan bir IP. Bunu gösteremiyorum. Aslında takıp bir IP aldırabilirdik. Bunları seçerseniz veya seçmezseniz OK diyorsunuz. Artık bu da şurada van modunda kurulmuş oluyor. Hatta şunu role göre sıralarsak buraya gelmiyor. Van rolünde bakın şurada gördüğünüz üzere buraya eklendi. Daha sonra bunu da ne yapacağız? Static root. Static root olmadan çalışmıyor. Create new diyoruz. Buraya interface'imizi geliyoruz. VDFL2'yi seçiyoruz. Burada gateway modemin IP adresi. Gateway'imiz de modem. Modem üzerinden çıkacak. Modemin IP adresi 192.168.10.1 olsun atıyorum. Ya da 2.1 olsun. Modemlerde genelde böyle olur. Ya da 1.1 olur. Bunu da yazdıktan sonra OK diyoruz. Bunun da artık static root'unu oluşturmuş olduk. Şimdi videomuz bu kadar. Burada hangi işlemleri yaptık? WAN bacağındaki yapılandırmaları anlatmış olduk. Yani FortiGate firewall aldığınız zaman LAN portu yapılandırmasının nasıl yapıldığını ayrı bir videoda anlattım. WAN portunu da bu şekilde yapılandıracaksınız. Daha sonra LAN portuyla WAN portlarını konuşturabilirsiniz. Ben ne gibi işlemler yaptım mesela? Şu Metro internetten personal network'ümdeki kullanıcıları çıkardım. Bunu da policy root sayesinde yaptım. Bir policy root oluşturdum. Dedim ki tüm personel benim personelimin IP aldığı aralık belli. Şu IP aralığı Metro internet üzerinden çıksın. Şu IP aralığı ise VDF üzerinden çıksın diyerek misafirlerle şirkete gelen şöyle yaptım hatta. Şirketteki personelin cep telefonlarıyla Metro interneti karıştırmadım birbirlerine. Şu VDSL 2'yi de şöyle yaptım. Misafir dışarıdan gelenlere tarif ettim. Yani gemilerden bir sürü personel geliyor. Onlar VDSL 2'den. Kendi personelimiz VDSL 1'den cep telefonları kendilerine özel cihazlar. Şirkete özel cihazlar da Metro internet üzerinden çıksın dedik. Bir de şurada şunu bilmeniz gerekiyor. Modemi bir iç moda çekmenin her zaman faydası olur. Neden? Modemi eğer bir iç moda çekmezseniz modem ne oluyor? Firewall'un önündeki cihaz oluyor. Bir port açmak istediğiniz zaman hem firewall'dan port açmak zorunda kalıyorsunuz hem de modem üzerinden port açmak zorunda kalıyorsunuz. Modemi bir iç moda aldığınız zaman tüm yük ne yapıyor? Firewall üzerine geliyor. Firewall üzerinde sonlandırmalar olmuş oluyor. Bu sayede yükü modeme bindirmemiş oluyoruz. Ayrıca güvenlik açısından da önem arz eden bir durumdur. FortiGate firewall cihazının üzerinde interface one interface'in sonlandırmalarını yapıp static root'un nasıl oluşturduğunu görmüş olduk. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında yine sorabilirsiniz. Ücretsiz FortiGate eğitim setimiz devam edecek. Bunları Udemy veya farklı bir platform üzerinden ücretli olarak yayınlamayacağım. Bildiğim her şeyi böyle kısa kısa videolar oluşturarak ücretsiz olarak FortiGate oynatma listemde paylaşacağım. Umarım faydalı oluyordur. Öğrendikçe yeni şeyler de ekleyeceğim artık oynatma listesine. Eksik gördüğünüz nokta varsa veya belirtmek istediğiniz nokta varsa benim üzerinde durmayıp da önemli olan bir nokta vardır. Eklerseniz sevinirim. Yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Ha şunu da söyleyeyim bakın. Bitirmeden önce policy root denilen bir şey var. Burada da şöyle yaptım mesela. Onu da göstereyim. Mesela burada da dedim ki LAN portundan yani gelen kullanıcılar LAN portundaysa yani incoming interface LAN'sa source yani kaynak IP adresi DHCP yani misafir network'ü ise ya da şuradan gidip misafiri seçerim. Onu da göstereyim. Buradan destination adres all hedef adresi all. Ne dedim? Outgoing interface VDSL 1. Yani DHCP'den IP alan misafirler WAN 2'den internete çıksın kuralı da bu şekilde oluşturuluyor. Bu
Buna da okey deyince. Şu bana özel bir kural. Ona bakmanıza gerek yok. Yani hem misafirlere hem DHCP'den IP alanlara ne yapmış olduk? VDSL birden çıkarmış olduk. Hatta DHCP'den IP alanları ayıralım. Şöyle kapatalım bunu. Close diyelim. DHCP'den IP alanlar WAN 2'den çıksın. Bir create new daha diyelim mesela. Buradaki portumuz LAN olacak. Incoming interface. IP adresi aralığı da şu olsun. Misafirleri de nereden çıkartalım? VDSL 3'ten çıkartalım. Bunu seçtik. Burada çıkacağı out interface, outgoing interface de VDSL 2 yapıyorum. Bu kural sayesinde ne oluyor? Misafirlerim de artık, yani DHCP'den IP almayan birisi varsa ne oluyor? Misafir. Hep misafire düşüyor. Misafir yani VDSL 2'den internete çıkıyor. Destination kısmını oldu yapmamız gerekiyor. Onu unutmuşum bakın. Şunu, yani hedef adresi o olacak ki düzgün çalışsın bu kural. Bu policy route kısmında öğrenmiş.